Mustafa Karaca Pneumatik Eğitim Setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda hidrolik sistemlerle pneumatik sistemleri karşılaştıracağız. Şöyle bir ortalama 10 tane madde ile arkadaşlar. Şimdi hidrolik sistemler eğitim setini ayrı hazırladık. Pneumatik sistemlere de artık giriş yaptık. Genel anlamda birbirinden farkları nelerdir? Yani kıyaslama yapacağız bu videomuzda. Şimdi zaten ara ara da söyledik arkadaşlar. Şimdi örnek maddelerde de göreceksiniz. Bakın örneğin pneumatik sistemlerde iş elde etmek için. Bir kere her ikisinde de amaç iş elde etmek değil mi? Sıkıştırılabilir hava kullanılırken pneumatikte, hidrolik sistemlerde sıkıştırılamayan sıvılar yani yağlar arkadaşlar kullanılır. Bu bizim birinci farkımız. Hidrolik sistemde çalışma basıncı 100 bar gibi yüksek değerleri çıkabilirken pneumatik sistemlerde çalışma basıncı 12 bar gibi düşük değerlerde kalır. Şimdi buradaki sayılara veya rakamlara takılmayın arkadaşlar. Şu anlamda takılmayın diyorum. Bakın bir önceki videomuzda pneumatik sistemlerin çalışma basıncını 6-7 bar yani normal çalışma basıncını 6-7 bar arasında olduğunu söylemiştik. Şimdi 12 bar demiş. Burada kilit nokta şu, pneumatik sistemler daha düşük basınçlarda, hidrolik sistemler ise çalışma basıncı anlamında tabii ki daha yüksek basınçlarda çalışabilir arkadaşlar. Pneumatik sistemlerde çalışma hareketi daha hızlı. Çalışma hareketinden kastımız ne? Şimdi sıkıştırılmış havayı aldık, gerekli valflerle iş yapan elemanlara gitti. Oradaki hareket, pistonun hareketi daha hızlı. Hidrolik sistemlerde ise çalışma hareketimiz daha yavaştır arkadaşlar. Pneumatik sistemler düşük kuvvete ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılırken hidrolik sistemler büyük kuvvet ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Yani hızla benzer bir konu diyeceğim ama şöyle, şimdi çalışma hareketi olarak pneumatikte daha hızlı dedik ancak pneumatik sistemler daha çok düşük kuvvet istenen yerlerde kullanılır arkadaşlar. Hidrolik sistemlerde bunun zıttı bir şekilde kuvvet ihtiyacı büyük olan yerlerde kullanılır hidrolik sistemler. Hız ve kuvvet anlamında bu iki sistemi birbirinden ayırt edebilmemiz lazım. Sıcaklık artışı pneumatik sistemlerde yanma, patlama gibi bir tehlikeye neden olmamakla birlikte. Neden olmaz arkadaşlar? Neden böyle bir şeye sebebiyet vermez? Çünkü hava kullanıyoruz. Hava sarfiyatı vardır ama herhangi bir yanıcılık, patlama gibi bir durum söz konusu değil. Çalışma hızında da bir değişiklik, bu bir değişikliğe neden olmaz. Ancak hidrolik sistemlerde kullanılan ya da kullandığımız yağ yanıcı olmakla birlikte sıcaklık değişimlerinde sistemin çalışma hızını da etkileyecek arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir ayrım söz konusu burada. Yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan pneumatik sistemlerde arkadaşlar yanma patlama gibi herhangi bir durum söz konusu değildir hava kullanıldığı için. Dolayısıyla çalışma hızında da bir değişiklik olmaz. Ama hidrolik sistemlerde kullandığımız yağ, mineral yağlar özellikle yanıcı olmakla birlikte sıcaklık değişimlerinde ne yapacak? Sistemimizin çalışma hızını da etkilemiş olacak. Devam ediyorum başka bir maddeyle. Hidrolik sistemde kullanılan sıvı aynı zamanda sistemi yağladığından ayrıca bir yağlama ünitesine ihtiyaç duyulmaz. Şimdi buradaki ayrımı da şöyle açıklayalım. Hatta yeri geldi söyledik. Arkadaşlar hidrolik sistemde akışkan olarak yağ kullanıldığını söyledik. Yağlar sistemde kullanıldığı için hidrolik sistemlerde ekstra bir yağlamaya ihtiyaç yok dedik. Pneumatik sistemlerde ne kullanacağız? Hava kullanacağız. Dolayısıyla pneumatik sistemlerde arkadaşlar ekstra ya da ayrıca bir yağlayıcıya ihtiyaç vardır. Kilit nokta burası. Hidrolik sistemlerde hareket iletim mesafesi, bakın bu da önemli. Hidrolik sistemlerde bu mesafe kısa iken pneumatik sistemlerde hareket iletim mesafesi daha uzundur. Yani daha uzun mesafelere hava ne yapılabilir? Taşınabilir pneumatik sistemlerde. Pneumatik sistemlerin arıza tespiti daha kolay olup bakım maliyetleri düşüktür. Ancak hidrolik sistemlerde arıza tespiti daha zor olup bakım maliyetleri daha yüksektir. Aklınızda şöyle kalsın arkadaşlar. Hidrolik sistemlerde gerçekten arıza tespiti zordur. Neden zordur? Örnek veriyorum, kullandığımız bir pompa çarkı kavitasyona uğramıştır, maruz kalmıştır ya da
Arkadaşlar, kavitasyonun anlaşılması, sorunun giderilmesi hakikaten zaman alan ve o sorunun o olduğu, yani kavitasyon sorunu olduğunu bulmak hidrolikte hakikaten zordur. Ama pnömatik sistemlerde bu şekilde sıkıntıları ya da arızaları tespit etmek daha kolaydır arkadaşlar. Pnömatik sistemler hidrolik sistemlere göre daha gürültülü çalışır. Aklınızda her zaman şöyle kalsın. Örneğin hidrolik sistemlerin iş makinalarında kullanıldığını söyledik arkadaşlar, değil mi? Örneğin kepçenin içerisine bir tane adam oturur. Orada bulunan uzvu farklı şekillerde hareket ettirerek ne yapar? Gerekli kazma ya da toprağı bir yerden başka bir yere taşıma işlemlerini gerçekleştirir. Şimdi o uzvun en uç kısmında bulunan kepçe denilen bir parça var. Bir de kepçeyi taşıyan bir gövde var. İkisinin arasında da bir hidrolik sistem var, değil mi? Şimdi adam orada o uzvu hareket ettirirken oradan böyle çok ağım şağım, sizi rahatsız edici bir ses çıkıyor mu arkadaşlar? Hayır. Dolayısıyla bakın, bir tane örnek verdim sadece hidrolik sistemin kullanılma alanıyla. Ama mesela pneumatik sistemlerde pistonlu kompresörleri göreceğiz veya diğer kompresör çeşitlerinden herhangi birisini göreceğiz arkadaşlar. Ve gürültülü çalıştığını söyleyeceğiz. O zaman genel anlamda diyeceğiz ki pneumatik sistemler hidrolik sistemlere göre daha gürültülü çalışır. Pneumatik sistemler hidrolik sistemlere göre temiz ortamlarda aynı şekilde kullanılmaya daha uygundur. Bakın, pneumatik sistemler daha temizdir diye bir şey söylemiyoruz. Pneumatik sistemler hidrolik sistemlere göre temiz ortamlarda kullanılmaya daha uygundur. Bu da son kıyaslamamız olsun. Eklemeler yapılabilir arkadaşlar. Ancak iki sistemi birbirinden ayırt edebilmek için genel maddelerimiz bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Mustafa Karaca kanalına abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.